12 Mayıs 2022 Perşembe İzmir At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. İzmir'de 10 koşulu bir program var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 3 yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda önde boş kalması muhtemel olan 6 numaralı arete, başarılı aprantisi idaresinde çıktığı gibi bitirebilir. Ancak son metreleri çok güven vermeyen bu tek bırakmak, 6'lı ganyan kuponları için risk teşkil edecektir. Rakip olarak birçok isim devreye girebilir. Özellikle son metrelerde işlerin kızışacağını düşünüyoruz sürpriz konumda olan 10 numaralı Rest of Dreams'tan çok etkili bir yarış bekliyoruz. 8 numaralı Pelo Jello da sahada iyi gözüktüğü aktarılan isimlerdendir. 3 numara Reddy Teddy ve 9 numaralı Princess Talia ise daha sonra kuponlara eklenebilirler. İlk yarışını dikkate almamız önerilen 2 numaralı Comanchero'yu da bu yarış dahil takibi alabiliriz. Bu koşudaki sıralamamız 6, 10, 8, 3, 9 ve 2 şeklindedir. İkinci koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı 3 yarış 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarışın temposunun ağır olacağını düşünüyoruz. Liderliği 3 numaralı Porsuk kızı veya 4 numaralı Uçan Yumak alacaktır. Bu ikili ağır kiloda oldukları için tempoyu yükseltmeden birbirine razı şekilde 1 ve 2 konumda yarışı sürdüreceklerdir. Bu atlara önde baskı gelmeyeceği için, son metrelere kadar bu ikilinin mücadelesini izleyeceğiz. Daha sonra, grubun kaliteli atı 6 numaralı Akiremi kuponlara ekleyelim. Bu sezon 2 yarış gördü ve form tuttu. Geçen sezonki formunda olmasa da, bu rakipere gücünün yarısı yetebilir. Yeter ki yarışı çok gerilerde takip etmesin. 9 numaralı Hürsev ve 10 numaralı Orkiden de ters bir yarış beklediğimizi belirtelim. Bu atlar bugün kötü koşarlarsa, yarışın temposundan kaynaklı olacaktır. Süratli yarışlarda mutlaka değerlendirmek için takibe alın. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3, 4, 6, 9 ve 10 şeklindedir. Üçüncü koşu. 4 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda net bir bankomuz var. Öncelikle yarışın çok süratli tempoda geçeceğini belirtelim. dökenli ısrarla liderliği almak isteyecektir. Süratli stile sahip olan atlardan yolcular güzeli, ilanlı oğlu ve Şah da önde liderlik almak isteyen atlardır. Hatta frenkli efesi de öndeki tempoya bir yerden sonra dahil olacaktır. Süratli başlayacak olan bu yarışta, sonlarda çok etkili gelmesini beklediğimiz isim, 5 numaralı sille tokat olacaktır. Bir süredir takibimizde olan bu at, kazanacağı şartları yakalayamadığı için hep ikincilikte kaldı. Sprintini yetiştiremeden yarış bitiyordu. Bugün yarış kendiliğinden süratleneceği için, yapması gereken tek şey, sabırla beklemek ve yerinde yürümek. 5 numaralı Sille Tokat, çok fazla startta kalmazsa bu grubu geçecektir diyor ve banko öneriyoruz. 4. Koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda önemli bir takip atımızı favori olarak önereceğiz. Hayatının ilk çim pist yarışında sizlere ön planda önerdiğimiz 2 numaralı gri fırtına, yarış içerisinde büyük bir talihsizlik yaşamış ve jokeyini düşürmüştü. Tayın hiçbir problemi olmadığını belirtelim. Bizce çok iyi durumda katılacağı bu yarışta, mutlaka adını duyuracaktır. Daha iyi bir binici ile start alıyor olsaydı, belki banko bile önerebilirdik. Bu şartlarda şimdilik favori önermekle yetinelim. İlk rakibi 4 numaralı koca Metehan olacaktır. Son yarışını tekrarlarsa, bu grupta kazanma şansı yüksek olur. Daha sonra, 1 numaralı Distrezza, 3 numaralı Grissini ve ilk yarışı için hazırlıklarını yeterli gördüğümüz 9 numaralı Possibility yazıp bu koşuyu geçelim rakamsal sıralamamız, 2, 4, 1, 3 ve 9 şeklindedir. Beşinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağı olacaktır. Koşunun temposu genel olarak ağır geçeceği için, sürpriz çıkma olasılığı yüksektir. İlk şansı bir numaralı Kral Çeko'ya vereceğiz. 63 kilo olsa da, yarış içi şartlar lehine geliştiğinde affetmiyor. Son yarışında buradaki rakiplerinden komşu Özcan'ı ve Ananiya'yı 63 kilo ile geçmişti. Bugün de benzer bir yarış sergileyecektir. İlk rakibi 2 numaralı siyah üzüm olacaktır. Bu aralar form tutma aşamasında olan siyah üzüm, her an sürpriz bir yarış çıkarabilecek kapasitededir. Daha sonra 4 numaralı Süerdem'i kuponlara ekleyelim. Son yarışı bu gruba yeter de artar diyebiliriz. Formunu koruyan Süerdem bugün aynı yarışını yaparsa rakip tanımayacaktır. 5 numaralı Şirin Hatun, 3 numaralı Komşu Özcan ve 10 numaralı Ananiye ise burayı sağlama almak adına yazılması gereken diğer atlardır. Son olarak da 9 numaralı Gambaru'dan bahsedelim. Bu at için grup çok sert olsa da potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtelim. Her ne kadar son yarış dereceleri bu grup için yeterli olmasa da, lehine şartlarda koşacağı için çok sürprizde değerlendirilebilir. Çünkü son metrelerdeki direncini biz çok beğendik. Son çim yarışındaki 6.'lığında son düzlükte çok fazla sıkıştırıldığı için beklenen direnci gösteremedi. Bizce rakiplerine yapışmadan düzgün sprint yapsaydı yine kazanabilirdi. Bugün için rakipler sert olsa da liderliği alacak ve önde bomboş kalacak dikkate alınmazsa yine ceza kesebilir. Son sıradan da olsa kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için sıralamamız 1, 2, 4, 5, 3, 10 ve 9 şeklindedir. Altıncı koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda birkaç takip atımız var. Fakat yarışın ağır tempoda geçecek olmasından dolayı hepsini önermeyeceğiz. Bu şartların ve mesafenin yarayacağını düşündüğümüz iki atı ön plana çıkardık. Favorimiz 4 numaralı Badenur olacaktır. İç kulvar avantajı ile yarışı ilk ikide takip edecektir. Düzlükte alacağı liderliği, fotoya kadar korumasını ve kazanmasını bekliyoruz. Bu at eksik koşarsa burası karışabilir. Çoğu kazanma konusunda zorluk çeken atlar. Biz sigorta amaçlı yanına bir rakip önereceğiz. 7 numaralı hikmet ağa, ara sonrası bir yarış gördü ve tekrar kısa bir ara daha verdi. Bugün çim pistte, sevdiği mesafede mehmet kaya ile start alacak. Uzun zamandır sahada olan ve sürekli çalışan bir at olup, nefestin etkileneceğini düşünmüyoruz. Herhangi bir sorunu yoksa, bugün sürpriz bir yarış yapabilir. Sağlam kuponlara, tuttuğunuz atlar ile beraber ekleyiniz. Bu koşudaki sıralamamız, 4 ve 7 şeklindedir. 7. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ciddi bir sürpriz çıkabileceğini düşünüyoruz. Kilo farklarından dolayı her türlü sonuca açık bir koşu. Sahadan önerilen ve takip atlarımızın olduğu bir sıralamayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu koşu için sıralamamız 8 11 10 1 5 7 6 ve 3 şeklindedir. 8. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Kısa mesafeli bu koşuda çok süratli isimler yok. 2 numaralı Hikmetan tempoyu belirleyeceği bu koşuda çok şanslı olacaktır. Zaten bu tip mesafeleri çok sever. Lehine şartları yakaladığı için bizce çıktığı gibi bitirecektir. 2 numaralı Hikmetan banko diyor ve sonraki koşuya geçiyoruz. 9. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda genel olarak ağır bir tempo bekliyoruz. Ancak tempoyu süratlendirme ihtimali olan isimler de var. İlk senaryoya göre yarışta ağır bir tempo olursa liderliği 6 numaralı You Are The Best alacaktır. Onu da 2 numaralı Adem A yakın takip edecektir. Bu ikili tempo yükselmediği sürece çok şanslı olurlar daha sonra, ön grupta bekleme yapacak olan formda atlardan 3 numaralı asfarı kuponlara ekleyelim. Kısa arasına rağmen, iyi form durumu ile bugün de kazanır da adını duyuracaktır. Son olarak da sprint kontejanından 9 numaralı iyi yazalım. Olur da yarışı erken süratlendiren isimler çıkarsa, bu at sonlarda grubu toplamasını bilecektir. İhmal etmeyelim. Bu koşu için sıralamamız 6, 2, 3 ve 9 şeklindedir. 10. koşu. 4 yaşlı Arapların Şartlı 19 yarışı 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sürpriz bir takip atımız koşuyor. Aslında birden fazla isim var fakat bugün şartların lehine gelişeceğini düşündüğümüz için 4 numaralı Mukomu çok ön planda tutuyoruz. Bu kez değişen binicisi idaresinde kazanmayı başarabilir. Bu grupta 3 tane rakibi olacaktır. 3 numaralı Aşan Bahar, 1 numaralı Ben Bilirim ve 7 numaralı Hitit Kız Mukom'un hata yapmasını bekleyeceklerdir. Bu 4 isimle bu koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 4 3 1 ve 7 şeklindedir. İzmir yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.